Şair Cemal Süreyya bir dönem paranın basıldığı darphanede müdürlük yapmıştır. Cemal Süreyya ya da mülkiyeli adıyla, gerçek adıyla Cemalettin Seber darphaneye geldiğinde müdür olarak ilk iş darphanedeki bütün yolsuzlukları, hataları Ankara'ya rapor etmek olur. İlk işi budur. Kısa bir süre sonra aniden darphaneye dönemin bakanı gelir. Bakanın geldiğini duyan Cemal Süreyya yardımcılarıyla beraber kapıya gider, bakanı karşılayacak. Ama bakan herkesin elini sıkar, Cemal Süreyya'nın yüzüne dahi bakmaz. Şair durumu anlamıştır. O rapordan çok rahatsız olmuştur bakan. Bakanın amacı belli. Aniden darphaneyi teftiş ediyor, bir bahaneyle Cemal Süreyya'yı görevden alacak. Dönemin bakanı darphanenin koridorlarında gezerken her kapıya şunu sorar. Bu kapının arkasında ne var? Şu kapının arkasında ne var? Bu kapı nereye açılıyor? O kapı kimin kapısı? Bütün kapılar açılır. Her yeri denetler. Bir iki saat sonra kızgın adımlarla bakan darphaneden çıkar. Yine darphane kapısında müdür Cemal Süreyya yardımcıları. Bakan herkese tokalaşır. Cemal Süreyya'nın yüzüne dahi bakmaz yine. Arabaya biner. Tam gidecekken Cemal Süreyya kapıdan seslenir bakana. Sayın bakan, bir kapı daha var. Ama o kapıyı size açmayacağız. Bakan aniden hiddetle seslenir. Neredeymiş o kapı? Cemal Süreyya şu yanıtı verir. Gönlümüzün kapısı. Ve yine kısa bir süre sonra bir resmi evrak gelir darphaneye. Kağıtta yazılı olan şudur. Darphane bakan tarafından denetlenmiş ve çok kirli, pis bulunmuştur. Müdür Cemalettin Seber, Cemal Süreyya görevden alınmıştır. Bunun üzerine Cemal Süreyya basın toplantısı yapar ve şunu söyler. Evet, gerçekten de şanlı darphane tarihinde ilk kez o gün pis ve kirliydi. O da sayın bakanın burada olduğu saatte.